o bir yıldız, o bir star, o bir marka, ünlülerin berberi Sinan Öz, ben dahil birçok gayrimenkul danışmanın berberliğini yapan Sinan Öz'ü konuk olarak almazsak olmazdı. Hoş geldin Sinancım. Hoş bulduk Regaip Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim sizler. Ben deyim teşekkür ederim. Sinan Öz kimdir? Biraz bahseder misin? Sinan Öz 28 yaşında erkek berberi mesleğine aşık bir kişidir. Bu kadar diyorsun. Sinan Öz, Berberlik mesleğini nasıl yorumluyorsun kendinde? Ee, berberlik mesleği bir sanattır. Ee, yani sanatını icra etmek, icra ettiğinde insanların onu göstermek bizim için büyük bir zevktir. Tıraş ettiğinizde insanların o tıraşı gördüğünde mutluluğu, mutluluğu bize e, daha böyle sanatımıza aşık ediyor. Bu arada benim de berberim Sinan Öz'dür. Ben çok keyif alıyorum tıraş olurken. Ee, yani sanatını gerçekten icra ediyor. Mutluluk duyuyorum. Keyif alıyorum o sürede. Teşekkür ederim. Benden hariç birçok gayrimenkul danışmanını da berbersin Sinan bildiğim kadarıyla. Birçok dedikodu dönüyor muhtemelen. Tabii ki yani e, denizimizdeki gayrimenkul danışmanları salonumuza ziyaret ediyorlar. Teşekkür ederiz kendilerine. Birçok X firmalar bizle beraberler. Bu güzel bir şey. Mutlu oluyorsun. Tabii. Mesela neler dönüyor Sinan çok merak ediyorum sabah geliyor müşterinden bir dedikodu arkasından öbür müşterin geliyor o da gayrimenkul danışmanı neler konuşuyorsunuz mesela ya çok merak şöyle, ediyorum. Şöyle farklı firmalardan geldiği zaman daha zevkli oluyor mesela o kişiyle onun arkasından sıkıp diğer kişiyle onun arkasından sıkmak bize eğlence veriyor. Yani benim arkamdan nasıl <laughs> sıkıyorsun yani Sinan? Ya estağfurullah <laughs> kötü amaçlı değil aslında bizimkisi. Kötü amaçlı değil nasıl amaçlı mesela? Ya, e, daha mesela, çok nasıl bir dedikodular dönüyor. Konu başlığı ne mesela? Ya konu başlığı şu. E, aslında berber nedir abi biliyor musunuz? İnsanların stres atmaya geldiği bir yer. Orada adamı bir saat süresince e, adamı motivasyon etmemiz lazım. Eğlendirmemiz lazım. Mesela siz geldiniz. Başka bir firmadan geldi. Sizin hakkınızda oraya e, çok spoiler vermeden, çok dedikodu vermeden üstü kapalı bir şeyler anlattığında o kişinin hoşuna gidiyor. Bilebileceği kadar. Tabii o çözmek istiyor. Merak ediyor. Tabii. Çünkü teşeleyiyorlar mı peki Sinan? Teşeleyen ne oluyor? Ama önemli olan burada berberin sadakati. Ama ben bazen buradan duyduğum öbür taraftan bana geri geliyor. Berberlerde hep olan şeyler bunlar. O çok Kaçıyor olur. demek lazım. O lazımdı. çok olur. Hatta şöyle mesela daha fazlası da gelebilir. Çünkü berber üzerinde şeyler de ekleyebilir yani. yani. <laughs> Valla berberlere güven olmaz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki unutamadığın bir anı var mı? Berberlik mesleğinde? 15 yıla ee, sığdırdın. İlla çok çoktur da ya böyle çok en oluyor. akılda kalan. Mesela çok anılarımız oluyor. Berberlik güzel bir şey, eğlence bir şey. Ama sizin de var mesela benim bir anım. Ne mesela? Aa, buna girmeyelim şimdi. <laughs> sizin de anımız şöyle çok güzel. Bir Arife günüydü. Büyük ihtimal tıraş edecektik siz. Arife günden bir gün önce. Arife'den İşler gün yoğun. Önceydi, hatırladım ben Tabii an. işlerimiz de yoğun. Tabii ne yapar berberler? Arife günü öncesinde kasap moduna geçer. 15 dakika sürelere düşer. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sizin de tıraşta iz kaldıydı sanırım. Evet. Klimadan, klima da klimada kapalı olacağız. Siz orada bir e, patlamıştınız galiba. <laughs> Sizinle o güzel bir anımız var. Arkadaşlar ben sıcak terlemek beni çok e, agresif yapıyor. O gün de klimaların arızalanacağı tutmuş. Eee kuaför çok dolu. E, Sinan da hafiften bir saçta bir iz bırakmış. Orada bir gerilmiştik. Sinan'ın da unutamadığı anısının ne olması. Tabii çünkü sizden sonraki randevularını iptal edip eve gidip yatmıştım o gün. Ciddi olamazsın Tabii Sinan. Tabii ki. Bunu doğru olabilir. doğru şimdi hatırladım. Sonra gecesinde aramıştım. Kendim Kendimi çok kötü hissettim. gün gelememiştim istemiştim. kendime Peki başka bir anım var mı Sinan? Ee, ya yani şöyle çok güzel anlarımız var. Ee, şu anda kendi salonumuzdayız. Daha önce eleman olarak çalıştığınız yerler de var. İlk çalıştığınız yerler var. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunarım. Hepsinde birer... Bir bilgi birikimin oldu Sinan? mesela daha Aynı, önce çalıştığın yerlerde eğitimler verdin diye tabii biliyorum. Tabii ki şöyle e, benim asıl ilk çalıştığım yer kampüste. Şimdi isim verebiliyor musun? Verebilirsin, mı? problem yok. Tabii ki ben Biz e, çizgide çalışıyordum. İlk, Hasan Bey'in yanında. Hasan Bey'in yanında. Sağ olsun onlar mesela bütün eğitimlere götürdüler. Ben erkekler verdim. Benim bayan kofür eğitimine de götürdüler. Hani hiçbir eğitimden eksik bırakmadılar. Bugün bunun üzerine katarak geldik. Sonra başka bir firmaya geçtik. Orada çalıştık. Onlar da bize eğitime götürdüler. Onlar sayesinde bir şeyler kattık. Şimdi kendi yerimizdeyiz. Berberlikte sadece tıraş etmek değil, vizyon da lazım. Ee, Tabii ki kesinlikle katılıyorum. Öyle ama... Mesleğiniz şu son zamanlarda çok ciddi kat etti. Tabii şu çok anda rakiplerimiz çok. Rakipleriniz inanılmaz derecede çok. Ve hepsini de takdir ediyorum. Çok güzel salonlar yapıyorlar, ciddi paralar harcıyorlar. Bu mesleği gerçekten güzel yerler Ne yer kadar yapıyorlar. önemli Sinan berberlikte bu. Yani, yani şu anda salonun böyle kaliteli olması, devasa masraflar yapılmasının ne kadar önemi var? Eskiden önemli değildi ama bugün şartlarda önemli. Artık insanlar dekorasyona önem veriyor. Ama tabii dekorasyona önem verirken Bu sen... fiyata etkiliyor mu? Yok, fiyat olarak değil. Şunu ben ben önce şuna bakarım. Salonu 5 milyonluk salon yaparsın ama içerideki tıraş eden adam kalitesi yani o hakkı veremiyorsa ben ona o zaman karşıyım. Ama şu anda baktığımızda bunu yapan var mı? Yok. Hayır. Gayet de güzel tıraş eden arkadaşlarımız var ve şöyle bir şey de var denizimizde. Salonu keşfedilmemiş. Salonu görülmemiş insanlar çok İsmi güzel duyulmamış. tıraş duyulmamış. insanlar çok güzel tıraş eden insanlar da var. Ha bakma ben kendim mesela çok güzel tıraş etmiyorum. Ben tıraş ediyorum demiyorum. Ben iyi muhabbet ben muhabbet ederken bağlarım. Kesinlikle. Muhabbet Ondan ederken katılım. bağlarım ama tıraşın kaliteli olup olmaması bu müşterinin tercihidir. Peki Sinan Öz, o taraflardan çıkalım, biraz dedikodu boyutuna geçelim. Dedikodu evet. da şunlar, yani bizden çok portföye sahip berberler oluyor. Tabii ki. Sen de öylesin bunlara. Tabii ki, ben genellikle sizle paylaşmayı severim. Farklı firmalarla da paylaşıyoruz. Ya buradan bu istihbaratı vermesin Şimdi diğer gayrimenkul sonra arkadaşlar diyecek, ki, portföylerin hepsi oradan mı geliyor? Ha Şöyle ben herkese veririm, önemli olan... Ee... Kimin satabileceği, uzmanlık bölgesine göre. Yani bizim de sakalımız olduktan sonra hiçbir sorun yok. <laughs> akal demeyelim. Yemek kim yiyor? O yanlış anlaşılmasın. Ha, i̇şin arkadaşlar. esprisi, işin esprisi. Ee, ya bizim salon adam gelir. Bizim oraya gelen insanlar satılacak yer olur, alınacak yer olur. Bunu berberle paylaşırız. Siz e, sizlerin şu yanı var. Portföy için geziyorsunuz. Evet. Bir arama içindesiniz. Bizde ise bize geliyor. Bize geldiği için biz de bu konuda çalıştığımız gelen bütün gayrimenkul danışmanlarına bunları paylaşıyoruz. Paylaşıyoruz. Arsa'yı Ali Keskin'e paylaşıyorsun genelde ama bana atmıyorsun ee, diye biliyorum. Tabii ki şimdi Ali Keskin kendisi bir marka olduğu için. <laughs> 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 ya yani Şöyle abi o gün bana kim denk gelirse ben herkese yazarım Whatsapp'tan veya ararım. Abi şöyle bir şey var mesela lüks bir villadır, lüks bir şeydir. Aramamız gereken tek şey regaip Çağlayan'dır. Teşekkür ederim çok sağ ol. Övüyorsun hani bunu da biraz. Bir Arsa'dır, ama. Ali Keskin'dir. Bir konuttur. Yani bunları ararsınız hani kiralama için başkasını. Herkes için birini aramanız lazım. Sinan bir de şu soruyu sormak istiyorum. Biz genelde ofis içerisinde her hafta bunu e, yorumluyoruz, gayrimenkul ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Sen de bir dış göz olarak ofiste yani iş yerinde bunları konuşuyorsunuz, gayrimenkul işi müşterilerine konuşuyorsun. Yani dışarıdan gayrimenkul sektörüne olan gözlem nedir, senin yorumun nedir? Bunu öğrenmek istiyorum ile Tabii ki şimdi e, gayrimenkul sektörü çok güzel bir sektör. E, şöyle bir şey var. Herkes öncelikle şu var. Gayrimenkulden kaçıyor abi sektöre yani siz emlakçılardan kaçıyor. kaçıyor. Emlakçılardan kaçıyor abi. Ne peki oradaki şikayetleri müşterileri? Aslında bir şikayet yok. Şöyle şimdi bir kişi bir yer alacak. Ama alacağın yerin fiyatını zaten o adam bilemez. Çünkü neden bilemez? Etrafı sorması lazım. Abi siz bunun satan işini yapıyorsunuz. Bir malın kaç para olduğunu, mantıklı veya mantıksız, ne kadar satılmasını, değerlenme, kimin alabileceğini değerlenme. veya bugün adam mesela bir yer alacağında, bir arsa alacağında, bir daire alacağında oranın sıkıntısı var mı, yok mu mesela? Bir evrakta eksiklik var Bunlar için mücadele etmesi lazım. E ne yapıyor abi? Mücadele etmesi size gelmesi lazım. Ama size geldikten sonra hemen işte yok ben yani gayrimenkul danışmanıyla çalışmak istemiyorum gibisinden girip dışarıdan gözlemlediğimizde size karşı bir tepki var. ha Bunun nedeni Tepkinin nedir? Tepkinin sebebi ne mesela? Tepkinin sebebi ya bize e, karşı derken genel mesleğe karşı bir tepki var. O da yanlış tabii, anlaşılmasın hayır, o. Yani arkadaşlar. Meslek gayrimenkul mesleğine karşı bir tepki var. E, bunun da sebebi nedir? Yani bana sorarsanız insanların korkusu. Daha önce yaşadığı güvensizlikler. Tabii. Başından geçen olaylar doğru mu? Ya Şimdi abi gayrimenkul dediğin kişi dürüst olacak. Mesleğine saygı duyacak. Tabii ki. Müşterisine saygı duyacak. O yüzden e, bunu düzgün yapan insanlar zaten bu sorunlarla karşılaşmıyorlar. Peki mesela müşterilerin e, nasıl mesela orada senin ben biliyorum Denizli'nin ünlü iş insanları da geliyor tıraş oluyor. Tabii onlarda ki. da gayrimenkul konuşuyorsun benim bildiğim kadarıyla mesela onlardaki e, emlakçılara olan ön yargılar yani başından bir geçmiş anısı mı var ondan dolayı mı bize böyle ön yargıyla bakıyorlar ee, yok o tarz insanların bence öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum e, o tarz baktığına ama e, o kişilerde şöyle kendileri aslında çok iyiler e, insanda para olduktan sonra zaten güç olduktan sonra her türlü her şeyi almaya sahipler Önemli olan şu. Mantığına o, yatan bir ürünü bulduğunda emlakçı da olsa çalışıyorlar. Tabii ki yani o bakalım. kişiler de e, emlakçıya gitmiyorlar. Emlakçıların kendisine gelmesini bekliyorlar. Bu arada emlakçı diyorum sakın yanlış anlamayın. Yok yok kesin biz emlakçıyız zaten. Ben ondan çekinmiyorum ya. Yani. Tamam o zaman şöyle devam edeyim. Ee, sizin işte rakip çok. Rakibiniz olduktan sonra da e, insanlar bir yeri İşimiz satarken. daha da zorlaşıyor tabii, aslında. Tabii şimdi mesela şöyle. Siz bir yeri satacaksınız. Zaten sen onu satacaksın. Sen onu başaracaksın ama Hı -hı. diğer kişi diyor ki ben daha hızlı satarım. Ben şöyle yaparım. Bir sonra diyor ki abi orası satılmaz zaten. O sana yalan söylemiş deyip ya sizin sektörde sizin birbirini kişide, karalama Birbirini çok. kötüledikten sonra sizin sektörü güven kalmıyor. Sıkıntı burada başlıyor. Doğru Ama herkes birbirini övse. Bunu çok yakın bir zamanda 2 üç gün öncesinde yaşadım. Başka bir emlakçı arkadaşımla bir ticaretimiz vardı. Ondan dolayı bu konuyu yaşadık. Yani o önceki övdüğü yeri daha sonra yerdi. Yerdiği için de böyle bir ticaretimizin olmaması gibi bir sonuçla doğru. Ya bir daha abi şöyle. E, bir insan zaten gayrimenkul danışmanıyla çalışırken neden çalışır? Alıp oturacağı için değil. Bunu alıp satıp kar edeceği için çalışır. E bunu da en güzel kim yapar? Siz yaparsınız. Sizin portföyleriniz var. Sizin bu kişileri alabilecek kişileriniz var. Tabii, Tabii ki. Ama bu adam işte bunları farkına vardığı zaman zaten sizin özveriniz ortaya çıkıyor. Senin yorumun nedir mesela Sinan? Benim yorumum e, ben çok insanla tanıştım. Denizde. Çok insan tıraş ettim. Gayrimenkulde çalışanlardan, gayrimenkul sahiplerinden gelenlerimiz var. Beklentim ne mesela bizim sektörde? Sizin sektördeki beklentim yani bana karşı bir beklentim yok ama size karşı beklentim şu olabilir. Daha çok iş yapabilmeniz yani bu olmaz. Bana da daha çok müşteri getirmeniz. Ya yani şöyle e, <laughs> bu ona derken şunu demek istiyorum. Sizin bu sektörde daha ileride olmanız lazım. Teşekkür ederim. Ama siz bunu nasıl başarabilirsiniz? Önemli olan o. Mesela sen ee, bir gayrimenkul danışmanı olarak zaten işini yapıyorsun. La ile yapıyorsun ve insanların sizden beklentisi şu güven. Sen de güven olduğu sürece sen müşteriye güven hissettirdiğin sürece zaten bu devam edecek. Ve siz bunu çok güzel yapıyorsunuz. Ben sizi takdir ediyorum. Çok Denizde gerçekten başarılısınız. Biraz kendimizi öldürmüş gibi oluyoruz ama öyle değil. Sinan kendi içinden gelenleri söylüyor arkadaşlar. Ha, Sinan... tabii ki ben salonuma gelen bütün emlakçıları dövüyorum. Evet, bir de öyle bir durum var yani. <laughs> <laughs> tam esnaf, tam berber. <laughs> Sinan pek hep gayrimenkulü konuştuk. Biraz mesleğinde başka sektörlerden de müşterilerim var. Onlarla ilgili unutamadığın birisi varsa isim de verebilirsin. Hani onun için bir sakıncası yoksa. unutamadığım bir anı. Ya ben bu kişiyi tıraş etmekten aşırı zevk alıyorum dediğin birisi de vardır. Muhabbeti çok hoşuna Şimdi gidiyordur. Şimdi bir abim var. Ee, i̇lk çıraklığım önünde tıraş etmeye başladım. Kendisi tekstilci. İsmi Mehmet. Hani çok iyi biri. Zaten Anlatacağım hikayeden, kendisini bilir. İlk tıraş etmeye başladığımda bıyıklarını düzeltiyorum. Bana dedi ki, bıyıklarını düzeltmeden önce. Bak dedi, sana bir fıkra anlatacağım dedi. Adamın dedi, atı var dedi. Atı bir kere tökezlemiş dedi, bir demiş ata dedi. İkinciyi tökezledin de, iki demiş, üçüncü de atı vurmuş dedi. Şimdi sen benim bıyıklarımı yaptın mı, abim, bu bir dedi. İkincisi olur, üçüncüsünü sen bilirsin dedi. 12 yıldır tıraş ediyorum kendisini. Daha üçüncüyü yakalamadık. Üçüncü iki yakaladım İkiyi ama. İkiyi yakaladım. Üçüncüyü yakalamadık. en Çok güzel, güzel hikayemiş. Yani. <laughs> Adam sana korkuyu vermiş yani. Evet. <laughs> Sinan sakın üçü yapma yani. Tabanca falan var mı? Hayır o kadar yok şey değil. <laughs> Sert biri değil. Ama güzel bir abimizdir. unutamadım bir anı aslında baktığında. 12 yıldır da tıraş ediyor olmak. Tabii ki. 12 yıldır uzun yıllar tıraş ettiğiniz insanlar. En yapıyorlar. uzun süre o mu mesela? Başka var mı böyle uzun yıllar tıraş edemedin? Yani ee, uzun yıllarda tıraş ettiğin. Var yani şu an hepsini sayamam ama en az yani 12-13 yıldır Peki şunu tıraş var. ettim dediğim bir anım var. Ben onu iyi biliyorum. Ona ulaşmak istediğini de biliyorum. Öyle evet. kişiler de var tabii ki. Mesela İnşallah, onun için neler yapıyorsun mesela? Mesela daha dün yaptım aynısını. Ee, bir abim geldi. Abimin babasıyla da o kişi arkadaş. Dedim ki bana lütfen bu insanı tıraşa getirin. Kendisini tıraş etmek istiyorum dedim. Hani neden tıraş etmek istiyorum? Ee, şu yüzden tıraş etmek istiyorum, kendisi çok değerli bir insan aslında herkes değerli. Hani sadece ona ayrı bir şey değil. Ama ben kaliteli insanlara tıraş ettiğim Rol zaman... model olarak gördüğüm birisi muhtemelen. Tabii onu... ki ben kaliteli insanlara tıraş ettiğim zaman çok mutlu oluyorum. Mesela Ramazan Bey var sizde. Broker'ımız. Tabii ki. Ben Ramazan Bey'i tıraş etsem mesela, hani kendime bir şey kattığımı düşünürüm. Hani burada size tabii esnaflık yapıyor gibi geliyor ama benim bu küçükten gelen yo, yo. bir ağzım mecbur yapmak zorundayım. <laughs> Ramazan Bey bir kere getireceğiz o zaman tıraşa. Zaten Ramazan Bey bir kere geldikten sonra, e, ondan sonra gelmeye kendisi devam edecek zaten. Ben bunun garantisini veriyorum. Ben öyle bir sanayicinin birinin yanına gittiğini de biliyorum. Doğru mu? Uğraştığını? E, şöyle, salona gittim, sizi tıraş etmek istiyorum dedim. Hani kişinin yanına gidip sizi tıraş etmek istiyorum. Sen kimsin dedi. Dedim abi ben berberim. E, tıraş ettiğim ortak insanlardan sizin isminizi duydum. O yüzden sizi tıraş etmek istiyorum. Bir kere, ondan sonra tabii... Bir kere geldi, ikinciyi gelmedi. Hapu, eksiklik bende neden ikinci gelmedi tekrar gideceğim yanına soracağım ne, ne dememiş olabilirsin yani evet. burada aslında biz mesleğimiz adına da bir şeyler çıkarmamız gerekiyor Sinan rızkını aramak için dolaşıyor yeni arayışlar içerisine giriyor elindeki sabit müşteriyi tutmamak için başka arayışlara giriyor bunu sektörümüze uyarlayabilmemiz lazım Sinanı mesela takdir ettiğim bir noktası var Ramazan Bey Barış Hoca'yı getirmişti Aleman Otel'de bir baktım Sinan Öz ismini yazdırmış Gayrimenkul danışmanım olmak istiyorsun Sinan dediğimde hayır abi dedi. Ben oradan mesleğime ne katabilirim, onu nasıl uyarlayabilirim? Oradan neyi aldıydık mesela Sinan? Otobüs Hikmet abi. Otobüs Hikmet abi. <laughs> Sinan Anlam. mesela otobüs Hikmet abi alıp mesleğini ben, uyarladı. Ben o hikayeyi bir kere dinledim. Şu an eksiksiz anlatırım mesela o hikayeyi. Yani o derece aklımda. Çünkü Barış Hoca çok güzel anlattı. Daha mesela sizin emlak sektöründe eğitim aldığı insanlar da eğitim almak istiyorum mesela. Hani isim verebiliyor muyuz mesela? Verebilirsin. O geçen paylaştığınız Toros Cumhur mesela. Ben dinledim. Çok güzel anlatıyor bazı şeyleri adam. Ondan sonra biri daha vardı. İsmi tam çıkaramadım. Gökhan Taş. Hala çiçek miydi? Yok. Neyse onu sonra. Onu sonra yapıyoruz. Aklıma geldiğini söyleyeceğim. Yani mesleğimiz tamamen eğitim aslında. Sizin mesleğiniz de aynı şekilde Abi eğitim. yani bir berber sadece berber eğitim almak zorunda değil. Tabii kişisel gelişim eğitimleri. Yani şimdi Barış Hoca'nın anlattığı da sadece gayrimenkulleri anlatan bir eğitim değil ki. Sen oradan ne kapabildiğin önemli. Ben oradan bir şey kaptım da bunu mesleğime katabiliyorsam bu benim algılarıma ait bir şeydir. Mesela bir konu daha var onu söylemek istiyorum. Deniz'deki berberlerde şu var. Ben sizi tıraş ettim. Sizi tıraş edince ben sizin nikamı almış sayılmıyorum. Siz illaki başka berbere gidebilirsiniz. Siz yani gitti... Çok güceniyorlar, darılıyorlar, <laughs> evet. küsüyorlar. Ya var benim meslektaşlarım var. Geçen adamı tıraş ediyorum. Adam arıyor. Sen niye oraya gittin diye. Eşim bana böyle trip yapmıyor. Ya, ya. De, bak, <laughs> denizde şu var abi. Yeni açılan bir salona herkes gider. Yeni açılan bir salona herkes gider ve müşteriler gezer. Önemli olan şu. Müşteri oraya gitti. Tıraş oldu. Hı hı. Orada kaldıysa sıkıntı bende. Ama oradan tekrar bana geldiyse sıkıntı orada. Önemli olan elimizdeki portföyü korumak. Ya bizim zaten sabit müşteri yaparsın. Sabit müşteri yapmaya da çalışırsın. Benim 10 yıllık tıraş ettiğim adam mesela bana küstü. Küsebilir. Ve çok basit bir konudan küstü. Yani 15 dakikalık rezervasyon saatinden dolayı bana kızdı. Canı sağ olsun. Abi, arkadaşlar izlerken, dinlerken umarım gayrimenkul danışmanı arkadaşları sessin. O kadar çok anekdot var ki Müşteriyi elinde tutabilmek, müşteriyle irtibatı koparmamak. Mesleğimiz aslında birbirine o kadar çok benziyor ki. Yani diyeceksiniz ki berberi neden aldık? Sadece gayrimenkul danışmanlarının berberi olduğu için değil. Buradan biz neler çıkarabiliriz? Sinan'dan neler alabiliriz? Umarım yakalıyorsunuzdur. Umarım kaçırmıyorsunuzdur. Devam edelim Sinancığım. Kestim böldüm estağfurullah, ama. Estağfurullah estağfurullah. Şey. Berberlikte şu vardır abi. Berber sadece berber değildir. Müşterisi gelir. Arabam satılacak der. Sen hemen anında galerici olursun. Satarız abi. Yaparız <laughs> abi hemen. Adam gelir. Abi benim satılacak yerim var. Bakarsın alıcısı var. Hemen emlakçı olursun. Moda gez. Tabii abi yaparız abi hemen. Çünkü Ali ile konuştun çünkü. Alıcı tabii. var. <laughs> ya da Regaip konuştun. Alıcı var. Sistemi kurdun hemen. Yani bir bakmışsın sabah berber. Öğlen emlakçı. Akşama galerici olmuş. Hani Akşam berberin... Akşama imam. <laughs> <İmamla> da imam. Yo da da Berberliğin çok farklı şeyleri var. Yani o koltukta her şey dönebiliyor abi. Ha. Bütün dedikodular orada. Tabii ki. Ben dedikoduyu çok severim. Adamın eşiyle olan problemi, müşteri, çocuğuyla olan, bir müşteri mesela olan. benim çok konuşmamdan şikayetçidir. Ben aşırı derece konuşuyorum ama berberlerin hepsi budur. Eli çenesi durmaz berberin abi. Bu klasiktir. Eli hani. derken hem eli durmaz kasla, hem çenesi durmaz. Ama bu sektörde bunu ikisini bir yapan çok iyidir. Hem kesip hem konuşan. Bunu sen iyi yapıyorsun ama. Ya bazen yapamıyorum bazen sadece konuşmak zorunda kalıyorum. <laughs> evet Sinancığım sona doğru yaklaşıyoruz. Benim sormayı unuttum. Seni söylemek istediğim, abi bunu da söylesem dediğin bir şey varsa Onları alayım kapanışa doğru yaklaşalım. Evet söyleyeyim zaten çok konuşursak bu saatler sürer günler Kesinlikle. sürer berberlerin çenesi durmaz. Söylemek istediğim şeyler şunlar bir iş yaparken güzel yapmak lazım kaliteli yapmak lazım. Biz bugün salonumuzu işletiyoruz elimizden geldiğince iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Benim salondaki en büyük rahatsızlığım kendi rahatsızlığım şu randevu saatlerim bir türlü onu daha düzen tutturamadım. Yani Sinan bu arada gece 1'de bile tıraş yapar müşterisini. Tabii ki evet. sabah mesela benim 6'da gelen müşterilerim vardır. Ee, arar, ben tıraş olacağım, ben gelirim. Ben yaparım abi, saat önemli değil. Yeter ki arasın, beni istesin, ben Şunu yaparım. Şunu diyorsun yani Sinancığım, benim anladığım gerek gayrimenkul sektörü olsun, gerek emlak sektörü olsun, gerek bakkal olsun, kaliteden ödün vermeyin diyorsun seyircilere. Abi böyle. herkes kaliteli yerde çalışmalı, herkes kaliteli kişilere gitmeli. Berberde de, gayrimenkulde de. Zaten kalitenin adresi belli. Teşekkür ederiz Sinancığım. Beni kırmayıp bu hafta konuğum olduğun için ben teşekkür ederim sana. Asıl ben teşekkür ederim e, beni bu videoya like gördüğünüz için. Estağfurullah. Ben sizin ya. de olmaktan çok mutluyum. Bu çok güzel. Devamı gelmesini isterim her zaman. Evet arkadaşlar bu hafta konuğum Sinan Özdü. Artık dış konuklar da almaya başladım. Eğer siz de konuğum olmak istiyorsanız ya da gayrimenkulle ilgili benim de söylemek istediğim bir şey var diyorsanız bana yazabilirsiniz DM'den. Bizi izlemeye, bizi takip etmeye, videoların altına yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Hoşçakalın.